Ne ilk şehit cenazesi bu, ne de sonuncu. Allah'a hamdolsun. Bir asker gibi can vermeyi nasip etti bana. Vücudumdaki her bir yara şeref madalyasıdır bana. Ayrılık ölümden beter diye boşuna dememişler. Ardımda dünyanın en güzel kadınını bıraktım. Yarım kalan bir aşk bıraktım. Ağladıkça güzelleşecek kapkara gözler bıraktım. Keşanlı nasıl kıskanır şimdi benim? Neler vermez yerimde olmak için? Çaylak, öz kardeşim olsa ancak bu kadar severdim. Aşık, aşığım. Yanık sesi dertli gecelerin dert ortağı. Ardımda bir sürü kardeş bıraktım. Çok isterdim son bir kez sarılmayı. Bir kış gecesi dağlarda beraber olmayı. Sabah olmuş, bulutlar altımızda. Üstümüze sinmiş barut kokusu. Ne çok isterdim son bir kez omuz omuza çarpışmayı. Size cesaretiyle en kanlı katilleri titreten bir sarı komutan bıraktım. Topraktan geldim. Toprağımız için savaştım. Şimdi toprağa gidiyorum. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce şehidimizin yanına. Size her karışı için can verilmiş bir ülke bıraktım. Hayat bu. Kırgınlıklar, küskünlükler de var. Alıp başını gitmek de var. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Size tertemiz bir vicdan bıraktım. Benim hikayem bitmedi. İşte şu güzeller güzeli kadının kalbinde uzunca bir süre daha yaşayacağım. Çaylağın gözyaşlarında biraz daha kalacağım. Aşığın sazının tellerine vurdukça muhakkak aklına geleceğim. Erdem komutanım uzunca bir müddet daha gururla anlatır beni.
Leyla'nın uykusuz gecelerinde muhakkak yanında olacağım ben. Hemingway şöyle demişti. Dünya güzel bir yer. Uğruna savaşmaya değer. Ben de şöyle diyorum. Size uğruna savaşmaya değer bir ülke bıraktım. Şunu da bilin. Gözüm asla arkada kalmayacak. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ağlama artık. Tamam oğlum biz yapacağımızı yaptık. Avcı da yaptı. Ağlama artık. Bir bir eksiliyoruz be abi. Eksilmiyor. Artıyoruz aslında. Aşık doğru söylüyor. Hani derler ya bizim bir bu kadar da yerin altında var diye. Aynı o hesap. Kurt Ereli gitti, eksildik mi? Hafız gitti, eksildik mi? Az mı geçtik? Geri mi döndük, pes mi ettik? Ben gittim, ne yaptınız? Aslanlar gibi mücadeleye devam ettiniz. Ölen ölünmüyor mu yani komutanım? Ölen ölünür. Şehit de ölünmez. Çayla. Allah diyor. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diyor. Diyelim hepimiz gittik. Bir tek sen kaldın Çaylak. Pes eder miydin? Etmem. Kanımın son damlasına kadar. Son nefesime kadar etmem komutan. Tabii etmezsin. Bugün seninle gidelim harp okullarına. Astsubay okullarına gidelim. Binlercesi hazırlanıyor mücadele için. Binlercesi. Allah'a şükürler olsun. Sadece askerler de değil. Savcılar, doktorlar, avukatlar, mühendisler, öğretmenler. Polisi, jandarması, istihbaratçısı. Bizim bir bu kadar yerin altında var. Ama daha fazlası arkamızda var. Üzülmek var. Yas tutmak, umutsuzluğa kapılmak yok. Hadi. Tekrar başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Eylem artık bize avcının emaneti. Ona gözümüz gibi bakacağız. Eyvallah komutanım. Gözün arkada kalmasın.
Biz de varız. Bırakmayız eylemi. Bırakmayız tabii. Hadi görüşürüz. Seni böyle gördükçe kahroluyorum. İçim yanıyor Boncuğum. İçim. O gün gittim, herkesin içinde ben baba oluyorum dedim. Affoldu Fethi abi. Nasıl düşünemedim? Neyi? Ne oluyor? Sen bilmiyorsun tabii Boncuğum. Neyi bilmiyorum? Sokuldum yanına. Karabada komutanı mı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Başka şeyleri düşünüyorum. Düşün bitmiyor ki Çaylak. Ne oldu abi, bilmediğim bir şey mi var? Söyle bana, söylemem kimseye söz. Az daha baba oluyordum biliyor musun? Ne? Eylem? Hamileydi. Saklamak zorunda kaldık bir süre. Yani mecbur. Sonunda söyleyecektik ama. Karabatağı bulmaya gittiğimizde adamların eline düştük işte. Biliyorsunuz. Direndik de. Adamlar hırpaladılar bizi. Eylem yerdeydi. Tekmelemeye başladılar. Acımadı. Orada aldılar canımızı. Kalbimi çöktüler sanki. Abi niye söylemiyorsun? Ya bunca acı tek başına yaşanır mı? Yaşanıyor. Yaşanıyor. Allah kahretsin ki yaşanıyor. Eylem'in yüzüne bakmaya utanıyorum oğlum. Oradaydım. Gözümün önünde oldu her şey. Hiçbir şey yapamadım. Kızı yerde. Adamlar tekmeliyor. Oradaydım Sayla. Oradaydım. Hiçbir şey yapamadım, oradaydım.
be abi. Yaktın, yaktın beni. Abi, bak gözünü seveyim, kızı yalnız bırakma. Şimdi en çok sana ihtiyacı var durum. Benim haddim değil ama. Yok. Haklısın. Doğru söylüyorsun kardeşim benim. Abim benim. Eyvallah. Nasıl ya? Kahrolmuşlar. Biz nasıl hiç fark etmedik bunu? Boncuğum. Erkek olursa ismini Fethi koyar mıyız? Koyarız tabii. Sağ ol boncuğum. Sağ ol. Hadi. Melisa'nın babası öldürülmüş, doğru mu? Haberin yok muydu? Yoktu. Ne zaman oldu? Dün. Söyleyecektim ama malum. Melisa da şimdi ne haldedir? Kim yapmış peki? Kim yapmışsa yapmış. Hak etmiş ki öldürmüşler. Zaten çok bile yaşadı. Sen Melisa ile ilgilen, kötüdür o da. Emredersiniz komutanım. Paralı askerleriniz gereğini yapmışlar. Gerçi benim beklentim daha büyüktü ama yine de bir infial yaratmışlar. Kaç ölü var? Bir. Ama daha kalabalık bir ekiple onları alt edebileceğimizi biliyoruz. Bu askerler iyi. Biliyorum. O yüzden biz istediğimiz ülkeyi kurmak için hızlanırken onlar da Türkiye'yi içeriden karıştıracak suikastler yapacaklar. Güzel plan. Kritik aşamalara geldik. Linda senden isteyeyim. Türkiye ile ilgilenmen. Dragan sende kurulacak ülke ile ilgili hazırlıkları hızlandıracaksın. Memnuniyetle. Yanına iki kişi gönderdim. Profesyonel ve tecrübeli adamlar. Kurulacak ülkenin bayrağından marşına, ilk seçimlerde kazanacak partinin oluşumuna kadar her şeyi beraber tasarlayacaksınız. Ülkenin başına kimin geçeceği önemli. O konuda bazı önerileri olacak. Pardon. Ülkenin başına benim geçeceğimi düşünüyordum. Türkiye sınırında kurulacak bir devletin başındaki kişinin ismi Kasap Dragan olabilir mi sence? Hayır ama Dragan Ratković olabilir. Saçmalama. O konudaki önerileri dikkatli dinle. Benden tam olarak isteğiniz nedir efendim? Bu paralı askerleri uzun zamandır Türkiye sınırları içinde besliyoruz. Bu adamlar birçok hücre yapılanması oluşturdu. Hücre evleri arasındaki bağlantıyı patron sağlıyor. Daha önce söylediğim gibi biz sınırın dışında ülke kurmak için uğraşırken Türkiye'yi içeriden karıştıracak suikastler düzenleyecekler. Bu işlerin hazırlıklarıyla, finansmanıyla sen ilgileneceksin. Her şeyi düşünmüşsünüz. Bu sıradan bir hamle değil. Birçok kere denendi ama başarılamadı. Fakat biz başaracağız. Orta Doğu'da yeniden kurmak istediğimiz düzen için bu adım çok önemli. Anlaşıldı efendim. Tarık ve Cahit Bey geldiler. Buyursunlar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Buyurun. Konu nedir? Yani siz başsağlığına gelmeyince biz gelelim dedik. Malum Samet abi nalları dikti de. Bir kör oldu, bir ayvaz. İkimiz kaldık işte. Ne oldu? Siz de korkuyor musunuz sizi öldürür diye? Siz bizi yanlış anladınız hanımefendi. Biz öyle korkacak adamlar değiliz. Hem de hiç.
Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiştik. Var, olacak. Ama önce hayatta kalmanız lazım tabii. Bu bizim meselemiz. Burada bana elim ayağım olabilecek birilerine ihtiyacım var. Doğru adresteyiz o zaman. Bize boşuna ciğerci demezler. Biz buraların ciğerini biliriz. Ben ciğer sevmiyorum yalnız. Biz size bonfile yaparız, biftek yaparız. Tamam, tamam. Siz beni bu Yavuz Karasu belasından kurtarın. Ben sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam, biz o işe tekrar eğilelim o zaman. Sonuçta silah lazım, adam lazım. Her türlü lojistik de bizde. Anlaştık. Bize müsaade o zaman. Müsaade sizin o zaman. Şşş. Bana bak. Samet öldü ya. Kızı Melisa. Ne olmuş? Yalnız kaldı be abi. Racon gereği bizim sahip çıkmamız gerekmez mi? Vay çakal. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar hesabı he? Kurt olmak bunu gerektirir be abi. Sen de gittin be amca. Aga bir müsaade etmediniz şehit olalım. Hepiniz benden önce giden he mi? Mücahit serden geçti kalsın burada. Her birinizin yatağına sersin Türk bayrağını. Şehit olmak için can atarken kahrından ölsün. Allah korusun komutanım. Bana bakın beyler. Artık tamam. Artık tamam. Benim bu timden bir şehit daha görecek halim kalmadı. Herkes aklını başına alsın. Herkes kendine gelsin. Ölmeyin oğlum. Ölmeyin. Ölmeyin. Komutanım. Rahat uyu Fethi. Timin görevinin başında. İlk işleri de kanını yerde bırakmamak olacak. Biz senin kahramanlığın sayesinde hayattayız. Sen bize bir armağan verdin. Ve biz o armağana gözümüz gibi bakacağız. Ölmeyeceğiz Fethi. Kanını dökenlerden tek tek hesap sormadan ölmeyeceğiz. Öyle değil mi beyler? Emredersiniz komutanım. Şimdi komutanınızla vedalaşın. Şu andan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Acımız yüreğimizi dağlayacak. Bunun başka yolu yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şehidimiz diğer şehitlerimize bizden selam götürsün. Bu ülke onun kahramanlığını unutmayacak. Aldığımız her nefeste onu hatırlayacağız. Söz mü? Söz, söz komutanım. Başımıza Gonca. Bundan sonra sadece senle ben varız. İkimiz yalnızız artık. Bundan sonra sen bana, ben sana emanet. Şimdiden Gonca. Ne yapacağım ben böyle bilmiyorum.
Bazen onu seninle dertleşirken görürdüm uzun uzun. Deli herhalde diyordum. İnsan bir silahla bu kadar ne konuşur ki? Bu nasıl bir sahiplenme? Nasıl bir sevgi bu? Sonradan anladım, aslında seninle konuşmuyordu. Yani yanlış anlama, alınmanı istemem. Ama doğrusu bu. Kendisiyle konuşuyordu. Seni kendinden ayırmıyordu. İkiniz bir olunca avcı oluyordu. Hayat koruyordu. Düşman vuruyordu. Fethesiz ne sen avcı olabilirsin. Ne de bana kalbimdeki acıyı unutturabilirler. Vurulduk be Gonca. Bu sefer kalbimizden vurulduk. Oturun arkadaşlar. Şimdi size bir şey izleteceğim. Biliyorum. Acımız taze. Bu izleyecekleriniz hiç hoşunuza gitmeyecek. Ama bunu yapmak zorundayız. Atladığımız her bir nokta bizi hedeften uzaklaştıracaktır, unutmayın. O yüzden sadece izleyin. Acınızı kontrol altına alın. Eylem. Erdem ablayım, kusura bakmayın, geç kaldım. Saldırı gününe ait görüntüleri inceleyecektik. Saldırının görüntüleri mi? Eylem, sen izlemesen daha iyi. Nasıl izlemeyeyim Erdem ablayım? Hiç mi anlamadınız beni, hiç mi tanımadınız? İzleyeceğim ki neden burada olduğumu hatırlayayım. Öfkem hiç dinmesin. Nasıl istersen. Nasıl çullanmışlar üstüne. Allah rahmet eylesin. Amin. Bin kere amin. Kaç kurşun yedi komutanım? Ben 3 tane saydım. Fazlası var. Senin timde maşallah her biri ayrı kahraman, her biri ayrı yiğit.
Abici bir başkaydı usta. Bilirsin bizim askerler hep genelde dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Abici öyle değildi, ailesi zengindi. İstese dünyanın her yerinde istediği işi yapardı. Hadi ya. Öyle. Bir meseleden bozulmuş araları hiç konuşmazdı. Durdursana bir. Ne oldu komutanım? Başa al bakayım. Bir yaralı var. Başka görüntü var mı? Bakayım dışarıdaki kameraya yakalanmış mı? İşte orada bak. Araca biniyor. Lefesini okuyabilir misin? Okuruz. İşte okunuyor. Buradan peşine düşelim. Önce kimliğini bulalım. Şurada yüzü net belli oluyor. Bir karşılaştırma yapalım, belki bir şey çıkar. Şoförü ve aracı da araştır. Kesin bir yere takılmışlardır. Tamam komutanım. Erdem ablayım, durdurabilir misiniz? Ne oldu? Biraz geri sarabilir misiniz? Bu Fethi'nin öldürdüğü son saldırgan. Bununla beraber ben 10 kişi saydım, doğru mu? Aynen komutanım, ben de 10 kişi saydım. Morg'da 9 ceset vardı. Demek ki biri yaralı kurtuldu. Yani şu komutanımı kurşun sıkanına Mertlerden biri yaşıyor öyle, öyle mi? Ben hemen araştıracağım izninizle. Tamamdır Eylem. Bu listede suikast yapacağınız isimler var. Sonunda başlıyoruz yani. Bayağı tatile geldik demeye başlamıştık. Tatil için kimse size bu kadar para vermez. Şifreli bu liste. Kodlar nerede? Yollayacağım. Yolladıktan hemen sonra başlarsınız. Tarihler, saatler, iletişime gireceğiniz diğer hücrevi. Hepsi o dosyada. Herhangi bir aksilikte irtibata gireceğiniz tek bir tane hücrevi olacak. Oraya ulaşırsanız sizi kurtarırız. Ulaşamazsanız yalnızsınız. Bunlar bildiğimiz şeyler. Hatırlatmak benim görevim. Bunlar hazırlıklar için. Suikastler gerçekleştiği zaman diğer paralar hesabınızda olacak. Anlaştık. Bakın şunu. Adı Markov Bil. Eski asker. Emekli olduktan sonra Orta Doğu'da paralı askerliğe başlamış. Resmi askerler yetmiyormuş gibi bir de paralı askerler çıktı başımıza. İllegal faaliyetleri yürütmenin en iyi yolu bu. Ne avantajı var ki? Avcıyı düşün. Bir asker ölünce tüm ülke yas tutuyor. Bunlara kimse üzülmez. Devlet de hesap vermez. Çok da iyi para kazanıyorlar, hem de istihdam. Bitmiyor tezgahları. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Büyük devletler oyun kurar. Küçük devletler oyunu oynar. Bazı devletler de bu oyunu bozar. Artık oyunu kurma zamanımız geldi usta. Evet Yavuz, haklısın. Hem de çoktan geldi. Bu adamı bana bul kopuk. Ne yap ne et, bu adamı bana bul. Buluruz Allah'ın izniyle. Zaten hala Türkiye'dedir. Yaralıysa çıkamamıştır. Bir yerlerde saklanıyordur. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Takip edilmedin değil mi? Yok, zaten gelene kadar bütün şehri dolandım izimi kaybettirmek için. Dün yarama baktırdım, başka bir yerde kaldım. Buranın adresini nereden buldun?
işler yoluna gitmezse bağlantılı olduğum hücre burasıydı. Öyle söylemişlerdi. İyi yapmışsın. Diğerlerine ne oldu? Suikast için içeri girecektik. Askerlerden birisi fark etti. Manyak herif hepsini öldürdü. Bir tek ben kurtuldum. Ama onu da geberttik. Delik deşik ettik onu. İyi. Boşuna ölmemişler demek ki. Öyle, öyle tabii. Ödül töreni düzenleniyordu. Ama o yetişemedi. Ödülünü bizden aldı. Aferin. Ben çıkıyorum. Herkes çok dikkatli olsun. Anlaşıldı. Hemen gittin. Keşke yanında olsaydım. Biraz yalnız kalmak iyi gelecek. Anlıyorum. İyi misin diye sormak saçma ama... İyiyim, iyi olmak zorundayız. Çocuklar nasıl? Herkes perişan. En çok da Eylem tabii. Onu yalnız bırakma Derya. Benden çok onun ihtiyacı var sana. Beni düşünme. Biliyorum. Ama aklım sende. Seni görmek istiyorum. Görüşürüz. Bir toparlayayım kendime gelirim. Komutanım. Buldum. Haberleşiriz olur mu? Tamam. Öpüyorum. Ben de. Ne oldu? Çıktı mı bir şey? Adamı değil ama şoförü buldum. Yavuz, Markov takip edildiğini asla anlamamadı. Muhtemelen başkaları da var. Adam çakarsa diğerlerini de uyarır. Kaç kişiler acaba? Anlamanın tek bir yolu var. Adamı alacağız. Önce şoförü alalım. Hadi kopuk. Melisa. Kusura bakma Melisa. Bunun olması gerekiyor. Babanın cinayetiyle ilgili senin de ifadene ihtiyacımız var. Anlıyorum. Önemli değil. İlk defa mı geliyorsun buraya? Daha önce Mücahit'i görmek için gelmiştim. Ama ilk defa böyle bir yerde tutuluyorum. Tam olarak tutulmuyorsun aslında. Sadece babanın ölümüyle ilgili birkaç soru soracağım. Tabii sorun. Peki babanı kimin öldürdüğü ya da neden öldürdüğü hakkında bir fikrin var mı? Ya da bize vermek istediğin bir isim? Derya. Benim babam teröristlere yardım eden pislik herifin tekiydi. Bunu sen de biliyorsun. Benim onun karanlık işlerinden de, kimlerle bağlantı kurduğundan da haberim yok. Hatta Mücahitler eve gelene kadar bu kadar karanlığa battığını bile bilmiyordum ben. Ben... Anneme yaptıkları yüzünden nefret ediyordum ondan. Ama şimdi bütün bu pislikler yüzünden de nefret ediyorum. Yani sadece bana değil, yaşayan bütün insanlara zarar vermek isteyen bir adam hakkında en ufak bir şey bilsem zaten hiç durmam, söylerim, merak etme. Ara sıra Cahit geliyordu eve, bir tek onu biliyorum. Kamera kayıtlarından bir şey çıkmadı mı? Baktık. Hiçbiri çalışmıyor. Kahretsin ya. Fethi'nin şehit olduğu zamanla babanın öldürüldüğü zaman aynı. Babamın o olayla bir ilgisi var deme bana lütfen. İşte o zaman kimsenin yüzüne bakamam. Zaten babam bir vatan haini olduğu için ben Mücahit'i kaybettim. Belki bir umut vardır diye yaşıyorum. Eğer Fethi'yi şehit eden adamlar da benim babamın adamlarıysa böyle bir umudum hiç olamaz. O zaman beni öldür, daha iyi. Şüphelenmek için elimizde güçlü sebepler var, hatta eminiz. Allah kahretsin ya, baba bunu nasıl yaparsın ya, nasıl? Pardon Melisa, ben bir kanun insanıyım. Öldürülen kişi suçlu bile olsa birilerinin kendi başına hesap sormasına ya da intikam almasına izin veremem. Babanın ölümünü sorgulamak, araştırmak ve buna sebep olanları bulmak zorundayım. Anlıyorum. Ama ben babamı kimin öldürdüğünü hiç merak etmiyorum.
Benim onunla soy ismim dışında bir bağım yok. Komutanım, Karabatak komutanıma haber verdik mi? Hayır. Sizden birine ulaşırsa da sakın durumu belli etmeyin. Bir delilik yapıp hayatını tehlikeye atabilir. Anlaşıldı komutanım. Komutanım, madem yanında haber verelim temizlesin Dragan'ı. Zaten bizim de istediğimiz bu değil mi? O tabii. Ama şimdi değil. Ülkemizin sınırlarına yakın bölgelerde çok başka oyunlar oynanıyor Mücahit. Karabatak Mayıs ayına kadar sözde bir devlet kurulacağından bahsetti. Bunun detaylarını ve arkasındaki güçleri öğrenmeliyiz. Peki ya orada bir şekilde Avcı komutanının şehit olduğunu öğrenirse ne olacak? Yaşatmaz komutanım Dragan'ı. Öldürür. Dua edelim de böyle bir şey olmaz. Ha, gelin beyler gelin. Size güzel haberlerim var. Bizim paralı askerler ortalığı karıştırmış. E tabii profesyonellerle çalışınca böyle oluyor. Ne oldu? Ne olacak? Bizim bomba yüklü kamyonlarımızı önlediği için ödül alacak olan o time ödül töreninde saldırmışlar. Sevinmedin mi? Yo, sevindim. Niye sevinmeyeyim? Hepsi mi? Bir şey olmuş mu hepsine? Maalesef hepsi değil. Bir tanesi. Neydi o? Keskin nişancı olan adı neydi? Avcı. Hah, Avcı. İşte onu indirmişler. Delik deşik etmişler. Yine iyi direnmiş seninki. Yani seninki diyorum, kusura bakma. Yalan da olsa bir geçmişiniz var neticede. Sonra ne olmuş? Sonra ne olacak? Direnmiş, direnmiş ama bir yere kadar. Geberip gitmiş ondan sonra. Tam bir cevap olmasa da Türklere güzel bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz diyorum. Bu adamlardan bize daha çok lazımdır aga. Merak etme, dostumuzla konuştum, gerekli desteği verecek. Üzülmüş görünüyorsun. Yo, niye üzüleyim ki? İlk defa birini öldürmüyoruz onlardan. Doğru. Doğru, ilk defa öldürmüyoruz. Ben şu mühimmatlara bakayım. Doğru düzgün dizemezler. Ne de olsa paralı asker değiller ya. Bana mı laf soktu bu? Paralı askerleri mi kıskanıyor? Bence başka bir şey var onda Dragan. Ne gibi? Ben bunun numara yaptığını düşünüyorum. Bence kafası yerinde. Bize ayak yapıyor. Olur mu canım? Kafası yerinde olsa belinde silah var. İkimizi de öldürürdü. Adamın gözünün içine baka baka kardeşini öldürdüğümüzü söyledim. Ben senin yerine olsam o kadar emin olmazdım. Bu herife de bu kadar güvenmezdim. Alo komutanım. Ateş, nasılsın? Bu Dragan köpeği yalan söylüyor değil mi? Avcı'ya hiçbir şey olmadı. Doğruyu söyleyin bana. Avcı'ya bir şey yapmadılar değil mi? Başımız sağ olsun Ateş. Vatan sağ olsun komutanım. Ateş. Ateş oğlum iyi misin? Ateş. İyi değilim komutanım. Hakkınızı helal edin. Bir delilik yapmadın değil mi oğlum? Yapmadım komutanım. Ama yapacağım. Bundan sonra o Dragan'ı elimden kimse alamaz. Ona öyle şeyler yapacağım ki.
Kardeşime sıktıkları kurşunları teker teker onlara yedireceğim komutanım. Sakın, sakın Ateş. Eğer öyle bir şey yaparsan seni oradan sağ çıkarmazlar. Kimin umrunda komutanım, kimin umrunda? Tek tek eksiliyoruz, görmüyor musunuz komutanım? Bu yılanın başını kopartmadan rahat yok bize artık. Birincisi benim umrundasın. Buradaki kardeşlerinin umrundasın. İkincisi o yılanın başını keseceğiz. Ama önce vatan. Ateş unutma, bizim görevimiz her ne yaşarsak yaşayalım... Önce vatanın güvenliğini sağlamak. O yüzden Mayıs ayına kadar her ne planlıyorlarsa detaylıca öğrenmeden kimseye dokunmayacaksın, anlaşıldı mı? Komutanım Avcı'ya kırmışlar. Sana anlaşıldı mı dedim Ateş? Anlaşıldı komutanım. Senden haber bekliyoruz Ateş. Gerekli bilgiyi alır almaz oraya gelip... O Dragon alçağının canını alacağız hep birlikte. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız. Bırakmayız komutanım. Sen kimsin be? Ne oluyor oğlum? Çıkmasana. Siz kimsiniz kardeşim? Ben kimden, neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bak. Bir işaretimle bu arkadaş Griko'yu indirir. Üstüne bir ton ağırlık düşer. Akşama kadar can çekişirsin. Yine de ölemezsin. Asla bir bilgim yok. Ulan ne bilgim yok? Elimizde görüntülerim var. Adamı sen almışsın oradan. Hangi adamı? İndir. Öldürürler. Yaşatmazlar beni. Zırlama. Bir askerimiz şehit oldu. Kahramanca. Senin taşıdığın o alçak şehit etti. Onun için senin ölüp ölmemen umurumuzda değil. O benim kardeşimdi. Senin kafanı da koparırım. Şu tamirhaneyi asarım. Benim sabrımı zorlama. Nereye bıraktın lan adamı? Birimler sokakta bir yere. Bir eve. Tarif edebilir misin? Ederim. Eğer karın çoluğun çocuğun varsa hepsiyle vedalaş. Eğer yalan söylüyorsan onları bir daha göremeyeceksin. Yok ama yalan söylemiyorum. Kopuk. Eylem. Ne oldu, bir şey mi oldu? Niye geldin? İfade vermeye çağırdı Derya. Prosedür gereği.
arada başın sağ olsun mu desem, ne desem bilemedim yani. Esas senin başın sağ olsun Mücahit. Gerçekten çok üzüldüm. Aramak da istedim aslında ama... Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kardeşimizi kaybettik. Bu arada ben de geç duydum. Seni arayıp soramadım, kusura bakma. Bugün babamın mezarına gittim. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemedim. Sadece üzülmesem bile unutamayacağımı biliyorum. Babam da o benim, Mücahit. Her ne kadar nefret etsek de babalarımız unutamayacağımız kadar derinde galiba. Ağlamak ister misin? Burada. İçimden ağlamak geliyor. Ama babama değil. Yaşadıklarıma. Benim senden başka kimsem kalmadı Mücahit. Ne işin var burada? Kim bu adam? Bize bir müsaade edebilir misiniz? Kim bu adam? Hiç kimse. Bir şey mi buldun? Eylem bak. Birini mi buldun Yavuz? Sana söyleyemem. Ne demek sana söyleyemem? Evet buldum. Avcıyı öldüren katillerden birini oradan kaçıran herif. Ne söyledin onlara? Ona bakma, bana bak! Eylem, adam bana konuştu. Bana da konuşsun. Konuş. Konuş sana! Söyle! Konuş! Eylem. Konuşsun mu? Burası tamirhane. Etrafta insanlar var. İndir şu silahı hadi. Söyleyecek misin? Eylem. Bana bak. Söyleyecek. Ver bana. Ver silahı. Güven bana. Nasıl yaptınız lan? Neden? Evlenecektik lan biz. Çocuğumuz olacaktı. Kime sarılacağım ben şimdi? Kiminle yaşlanacağım? Kiminle uyuyacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tamam Eylem. Yavuz, ne yapacağım ben? Bırakma kendini. Kendini bırakma. Bak, avcıyı mutlu etmek istiyor musun? Git o adamı bul. Primden sokak numara 14. Kaçmadan yakala. Hadi. 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 Ah!
Kızımı almayı elemden çok kimse hak etmiyordu. Haklısın. Eylem artık yabancımız değil. İyi yaptın be komutanım. Bu herifi ne yapacağız? Ben hallederim. Ben gidiyorum, gelirim. Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Beyefendiler benim özel misafirlerim. Kimseyi içeri almayın. Siz de kapının dışında bekleyin. Ne yersiniz, ne içersiniz? Uzun yoldan geldiniz. Biz iyiyiz böyle Draga. Hemen işimize koyulalım. Bu ne acele ya? Daha önce hiç ülke kurdun mu? Hayır. O zaman peki başlayalım. Oho, bayağı hazırlıklı gelmişsiniz. Şunun rengini çok sevmedim. Dostumuz onayladı hepsini. Beğenmen için değil, bir an önce çalışmalara başlamak için gösteriyoruz. Pekala. İçeride tek başına olmayabilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Unutmayın, alabiliyorsak sağ alacağız. Biliyorum hepimiz geberip gitsin istiyoruz ama Erdem komutanımın emri böyle. Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı komutan. Giriyoruz. Silahlarınızı indirin. Öyle bir şey mümkün değil. Bırak kadını yoksa karışmam. Belki bir ihtiyaçları vardır. Yemek, su falan. Ne bileyim. Sorayım mı? Sen dur Maho. Ben sorarım. İyi. Sen sor. Hayır, ben anlamıyorum yani. Niye bu kurulacak olan ülkenin başına ben geçemiyorum? Dostumuz seninle konuşmuş olmalı bu konuyu. Dragan Ratković ülke başkanı olamaz. El Muğdar isminde anlaşılıyor. Muğdar.
Bu hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Ne var? Bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Yok, çık dışarı. El Muğdar. Bu isim fazlasıyla işimi görür benim. Sonun geldi Dragan. Kurtarın beni lütfen, çocuğum var. Sus, yoksa gebertirim seni. Size silahlarınızı indirin dedim. Üçe kadar sayacağım. Yoksa karışmam. Bir. Avcı görüşün. İki. Komutanım vuracak kadını. O kadına bir şey olursa seni burada delik deşik ederiz. Öyle de gebereceğim, böyle de gebereceğim. En azından giderken birini de götürürüm. Tamam, tamam, dur, dur. Dur. Aslan kızım benim. Bu daha bir. Arkasındakileri de bulacağız. Fethiye bunu yapanları tek tek indireceğiz. Tamam, geçti. Geçti ama korkma. Yardım edemezsiniz. Helal be abici kız. Aratmadı komutanım. Arkadaşlarına söyle. Emir aldıkları kim varsa tek tek yanınıza gelecekler. Biz şehidimizin kanını asla yerde bırakmayız. Ve bu ülkeye yapılanları asla unutmayız. Ölmüş. Eylem Hanım, içeride bunlardan başka dostu yok. İçinde bayağı bir şeyler var. Feyzullah. İşe yarar mı? Burada çok önemli iş adamlarının, devlet adamlarının, gazetecilerin isimleri var. Muhtemelen suikast gerçekleştirecekleri kişilerin listesi. Ne diyorsun ya? Bunlar baya baya örgütlenmişler. Yalnız değildir bunlar. Bunun gibi başka bir yerler de vardır o zaman. Böyle bir işe girişmek kolay değil. Doğru söylüyorsun. Zaten daha şifrelerin tamamını çözmeye vakitleri olmamış. Belki de iletişime geçtikleri diğer hocalarla ilgili bir bağlantı buluruz. Bulacağız. Kaç kişi olursa olsunlar bulacağız. Yakalayana kadar durmak yok. Aynen öyle. Avcı komutanım yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Sen de git bakalım avcı kardeş. Birer birer bırakıp gidin bizi bu pislik dünyanın içinde. Öyle kıskanıyorum ki sizi, bir bilseniz. Boşuna kıskanma. Sen daha buradasın. Hoş geldin. Hoş buldum. Beklettim değil mi? Yok. Konuşamadık. Merak ettim seni. İçim içimi yiyorlar ya. Acaba orada olsaydım engel olabilir miydim diye. Daha önce engel olabildin mi? Sen kaderin ne olduğunu benden daha iyi biliyorsun Yavuz. Ne bileyim, insan kendini suçlayacak yer arıyor. Ben de aynı şeyi hissetmiştim. Kardeşim öldüğünde. Eve git, sokaklar tehlikeli dedim. Ama o maçı izlemeye giderken öldü Yavuz. Kendimi suçlamalı mıyım? Hayır.
Eylem'le konuştun mu? Konuştum, hala kötü. Kötüyüz. Hafıza öldüğünde de böyle olmuştu. Önce dünya başına yıkılıyor. Sonra alışıyorsun. Sonra bahar. Evet. Sen istemesen de bu Allah'ın belası hayat devam ediyor. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Güzel şeyler yaşamaya ihtiyacımız var Yavuz. En çok da senin. Efendim. Tamam, geliyorum hemen. Kusura bakma, gitmem lazım. Ne oldu? Bizimkiler yaralı kaçan bir adam vardı, onu bulmuşlar. Hücre evi çökertilmiş. Olay yerine gitmem lazım. Çok seviyorum. Seni çok sevmeyi de çok seviyorum. Ben de beni çok sevmeni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakışları gitmiyor gözümün önünden ya. Evleneceklerdi. Ne kadar mutlulardı deryalarda. Son geceleriymiş meğer. Kolay kolay kimsenin katlanamayacağı bir şey bu. Ama Eylem hala dimdik gururla ayaktaydı. Sanki ne yaparsanız yapın bizi yıkamazsınız, biz hala ayaktayız der gibiydi. Eylem işte. O kadar güçlü ki. Kalbi ne kadar acısa da düşmanları güldürecek bir şey yapmaz. Feyzullah söyleyebildin mi? Söyleyemedim. Nasıl şu anda onu hayata bağlayan tek şey bu ya. Erkek olursa adını Fethi koyalım mı dedi bana bugün, biliyor musun? Of. Ne olur üzülme sen de artık. Doğru zamanı gelince söylersin. O üzülmesin yeter bana. Ateş abi nasıl, haber var mı? Yok. Görevde hala. Biliyor mu peki? Bilmiyorum ki. Ama öğrenince kahrolacak. Ya düşünsene, su cenazesine bile katılamadı. Sağ salim döner inşallah. Dönecek. Dönecek. Bayağıdır takip ediyorsun. Öldürmek istesen öldürürdün herhalde. Benimle gelmeniz lazım.
Kimsin sen? Ben birini öldürmek istediğimi fazla düşünmem. Sizi bekliyorlar. Kimler? Bizimkiler. Bizimkilerse bekletmeyelim. Ateş. Bu herifler görüşmeye geldiler komutanım. İki kişiler. Sözde devletlerini kurmak için çoktan başlamışlar çalışmaya. İş sandığımızdan da ciddi. Neler var elinde? Komutanım. Bunlar devletin dilini, bayrağını, sınırlarını legalleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Peki Dragon bu planın neresinde? Sözde devletin başkanı falan mı yapacaklar bunu yoksa? Hayır komutanım. Esas mevzu da bu zaten. Artık elimizde bir isim var. El Muğdar denen eski bir terör örgütü liderini başkan yapacaklar komutan. El Muğdar. Bu isim bizim işimize yarar. Hemen istihbarata bilgisini geçeceğim. Araştırmaya başlayacağız. Komutanım, artık Dragan'la işimiz kalmadı. Öldürebiliriz o köpeği. Bizi bekleyeceksin Ateş. Gece çökmeden orada olacağız. Hava kuvvetleriyle ortak bir operasyon olacak. Bölgeye sızma yapıp mekanı işaretleyeceğiz. Hava kuvvetleri de vuracak. Anlaşıldı komutanım. Sakın ama sakın biz gelene kadar bir delilik yapma Ateş. Kardeşimizin intikamını hep birlikte alacağız komutanım. Burayı bizim başına yıkalım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yıkacağız Hasan. Biz gelene kadar dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Komutanım, oraya göreve gittiğimde biz orada bir şehit vermiştik. Hı. Deş yağımızı deş. Deş iyice deş. Yok abi, öyle bir şey değil. Kardeşimizi sardık bayrağa, bindirdik helikoptere, getirdik İstanbul'a. Neyse. Aramızda bir tane uzman çavuş vardı. Trabzon'un. Felakette matrak bir adam. Bir başladı ölen arkadaşımızla ilgili anılarını anlatmaya. Gülmekten ölüyorduk. Vallahi. Güzel kafaymış. Sizin hiç yok mu öyle anınız? Belki üzümüz gider be komutanım. Ne oldu, ne geldi aklına? Ya hani bir köye gitmiştik. Muhtar bize sofra hazırlamıştı. Bildim, bildim. Biber muhabbeti değil mi komutan? Komutanım, bize de anladın da biz de gülelim be. Amcacığım, bu biberler acı mıdır? Yok, değil. Çocuklar bile yiyor. Vallahi yiyorlar ha. Bak maşallah. Thank you.
Ney? Ayran. Acı mı lan? Oğlum versene ayranı. Fethi. Acı mıymış? İçi yandı herhalde, içi yandı. Helal, helal. Ulan neydik, ne olduk be? Vay anasını. Uzman onbaşı Deniz. Komutanım Erdem ağabeyim sizi bekliyor. Hadi kalkın beyler. Dikkat! Oturun arkadaşlar. Markov'a hak ettiği cezayı vermişsiniz. Tebrikler aslanlarım. Komutanım, eylem olmasa başaramazdık. Sağ olsun. Avcı komutanımızın yokluğunu hiç hissettirmedi bize. Gonca sağ olsun. Bazı gizli dokümanlar da elde etmişsiniz sanırım. Evet, 10 kişilik detaylı bir suikast listesi ele geçirdik. Bir de bazı şifreli yazışma ve notlar. İstihbaratı ilettim, onlar gerekli incelemeyi yapacaklar. O listelerin elimize geçmesi hem onların çok büyük bir maddi zararı uğratmıştır, hem de planlarını sekteye uğratmıştır. Tekrar ellerinize sağlık. Sağ ol komutanım. Komutanım, Karabatak komutanımdan bir haber var mı? Komutanım, bu Dragan kansızının canını alabilecek miyiz artık? Ateşle biraz önce konuştum. Mayıs ayında kurmayı hayal ettikleri sözde devletle ilgili önemli bir isim elde etmiş. Artık o isim üzerinden ilerleyeceğiz. Yani Dragan'dan alacağımızı aldık. Artık onunla bir işimiz kalmadı yani, anlayacağınız. İşte bu be, işte bu. Hava kuvvetleriyle ortak bir operasyon yürüteceğiz. Ateşin olduğu bölgeye sızma yapıp mekanı işaretleyeceğiz. F-16'larımız da mekanı yerle bir edecek. Artık o sürüngenin inini başına yıkma vakti geldi beyler. Bugün bu iş bitecek. Fethiye olan son görevimizi o alçağın canını alarak yerine getireceğiz. Komutanınızın, kardeşinizin intikamını alacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Eylem Hanım. Efendim. Şey, Fethi komutanımın ailesi özel eşyalarının size teslim edilmesini söylemiş. Odaya bıraktım. Tamam, teşekkürler.
Hayır, gazeteciyim. Sen nesin, istihbaratçı falan mı? Sade bir vatandaşım. Bugüne kadar hiçbir sade vatandaş fotoğraflarının çekildiğini anlamamıştı. Dikkatli ve sade bir vatandaş diyelim. Askersin sen. Saçın kısa, yeni tıraş olmuşsun. Muhtemelen her gün tıraş olduğun için de cildin biraz bozuk durumda. Bence sen istihbaratçısın. Hayır, gazeteciyim. Nerede çalışıyoruz? Fransa'da bir haber ajansı. Bilmezsin. Ayrıca Fransa vatandaşıyım ben. Fransızları da sevmem. Peki sevdiğin bir şey var mı? Hemingway. Ama o da gazeteciydi. Aynı zamanda çok iyi bir avcıydı. Polis misin? Bir daha karşıma çıkma. Ya sen ne kaba bir insansın be. Erkek dediğin biraz kibar olur. Git işine. Daha fazla canımı sıkma benim. Gazoz kapağıyla dolaşmana gönlüm razı gelmezdi. Bence Hemingway bir konuda yanılmış. İki insan birbirini seviyorsa bunda mutlu bir son vardır. Seni seviyorum sevgilim. Yüzükleri alayım. Komutanım, gazoz kapağından ancak bu kadar oluyor. Görür görür, iş görür. Hanım kızımız, damat beyimiz, makas. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, kocaman güzel bir ömrünüz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Karşıma çıktığın güne şükürler olsun. Şükürler olsun. Dostlarımıza sarılacağız. Hatıralara tutunacağız. Unutmayacağız Fethi'yi. Unutturmayacağız. Eylem. Sen onca sivilimiz ve askerimiz için gözünü bile kırpmadan kendini feda eden bir kahramana sahipsin. Bu güzel kalbinde Fethi'yi hep yaşatacaksın. Unutma, tamam mı? Thank you.
Kopuk. Komutanım. Ne işin var burada? Vallahi bilmiyorum ki. Usta ne dediyse onu yaptım. O nerede? Onu da bilmiyorum. Karasu, başkanımız. Seninle şahsen görüşmek istedim. Yavuz Karasu. Adını çok duydum. Şeref duydum efendim. Bu arkadaşımız da Selim Hayroviç. Sen de hoş geldin. Şeref duydum efendim. Yavuz. Eski timinden bir arkadaşını yeni kaybettim biliyorum. Öncelikle başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sizi bir şey bildirmek için davet ettim. Yavuz, sen bize hepimiz için efsanevi vatansever olan Hamit Karasu'nun emanetisin. Biz emaneti canımızdan üstün biliriz. İçinde bulunduğun vazife seni yalnız hissettiriyor olabilir. Ama gerçekte öyle değil. Biz, teşkilatımız, devletimiz ve Türk milleti senin yanındadır. Yaptıklarından haberdar. Fedakarlıklarından haberdar. Aynı şekilde senin de. Sağ olun başkan. Arkadaşınız madalya töreninde şehit oldu. Bilirsiniz, bizim işimiz sır tutmak. Biz öyle insanların içinde merasim yapacak değiliz. Ancak gereğini de yerine getiririz tabii. Eski bir adettir. Bu madalyayı Türk devleti ve kurumumuz adına sana vermekten onur duyarım. Sağ olun efendim. Siz bu görevde hem yalnızsınız hem yalnız değilsiniz. Yalnızsınız çünkü yoksunuz. Yalnız değilsiniz. Çünkü bu vatan sizinle. Sağ olun. Efendim müsaadenizle. Öncelikle sağ olun. Şunun bilinmesini isterim ki biz yaptığımız hizmetten gurur duyuyoruz. Madalyada ya da takdir edilmekte gözümüz yok. Ama burada sizin karşınızda olmaktan şeref duyarız. Yalnız madalyalarınız ihtiyaten burada kalacak. Emekli olunca alırsınız. Evet. Kimse görmemeli. Siz nasıl uygun görürseniz. Bu vatan sizlere minnettar. Biz de. Yavuz Karasu. Eskiden adı olan bir kahramandın. Ama artık adı sadece bizde saklı bir kahramansın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Hadi bakalım. İşinizin başına. Emredersiniz. İhtiyar. Bu aslanlar sana emanet. Bu ihtiyar onlara gözü gibi bakıyor. Onlar benim evladım. Merak etmeyin başkanım. Thank you.
Gidiyor musunuz Erdem ablayım? Gidiyoruz. Helikopter hazırmış. Sen iyi misin? Ne yapacaksın? Fethi'nin mezarına gideceğim. Hediyesi için ona teşekkür edeceğim. Eşyaların arasında buldum. Gazoz kapağıyla durmama gönlü razı olmamış. O alçak caninin başına yıkın orayı, olur mu? Taş üstünde taş bırakmayın. Kardeşimizin intikamını almadan bize nefes almak bile haram. Sen rahat ol avcı kız. Sen hiç merak etme. Avcı komutanım da yattığı yerde rahat rahat ışıklar içinde uyusun. Söyle ona. Avcı komutanımın ışığı hep yol gösterdi bize. Bugün de yol gösterecek. O ışık, o dragana karanlık olacak. Aynen öyle. O dragan artık ölü bir adam. Onun o beş para etmez canını almaya yemin ettik bir kere. Almadan dönmek yok. Gerekirse öleceğiz ama bu yoldan dönmeyeceğiz. Gönlün rahat olsun Eylem. Fethiye de söyle, onun da gözü arkada kalmasın. Onun gibi vatan sevdalıları varken bu ülkenin ilelebet sırtı yere gelmez. Sizin gibi bir komutanı ve sizin gibi kardeşleri olduğu için çok şanslı. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hala inanamıyorum. Başkan resmen makamını kabul etti bizi. İçinde bulunduğunuz vazifenin kıymetini bilin. Efendim Eylem. Alo Yavuz, müsait misin? Müsaitim, bir sorun mu var? Ha, hayır yok. Ben bugün yaptığın şey için sana bir daha teşekkür etmek istedim. Benim için anlamı çok büyüktü. Biliyorum Eylem. O Markov denen herif artık ait olduğu yerde. Cehennemin dibini boyladı. Ellerin dert görmesin. Fethi'nin kanı yerde kalmadı. Biz bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık Eylem. Fethi seninle bir kez daha gurur duydu bugün. Bu arada o bastığımız hücre evinden bir sürü dosya çıktı. Size de ulaştırmışlardır. Çok önemli bir iş başardınız. Birlikte başardık. Ben şimdi Fethi'nin yanına gidiyorum. Yalnız mısın? Yanında biri var mı? Yok, yalnızım. Ben de uğradım. Şikayet edecek sonra. Mezarda bile rahat bırakmadınız diyecek. Sıra bende o zaman. Şişirelim bakalım kafasını. İyi misin? Değilim Yavuz. Bir daha da ne zaman iyi olurum bilmiyorum. İyi olacaksın Eylem. Her zamankinden daha iyi olacaksın. Bunu Fethi için yapacaksın. Fethi'nin uğruna can verdiği değerler için daha iyi olacaksın. Söz mü? Söz. Yavuz, benim şarjım bitiyor. Ben sizin daha sonra arayayım, olur mu? Kendine dikkat et. Usta, bunlar kafayı yemiş. İyice şuurlarını kaybetmişler. Tam aksine. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bu isimlerin yok edilmesi demek, onlar için bu ülkenin sinir uçlarına basmak demek. Ama artık bu isimlere dokunamayacaklar. Ha, ayrıca şifreli dosyaları da inceleniyor. Diğer hücre evleriyle ilgili bir bağlantı çıkabilir bu şifrelerde. Bu listeleri ele geçirmek çok önemliydi. Onlara büyük bir darbe vurduk. Usta, bunlar bu cesareti nereden alıyor anlamıyorum ben. Tasmaları tutan sahiplerinden. Yoksa bunlarda akıl da cesaret de yoktur. Sahipleri emreder, bunlar da havlar. Ha, bu arada bir adres verdiler. İncelememizi, izlememizi istiyorlar. Ben bir gidip bakayım. Tamam, çıkın. Kopuk. Sen kal. Biraz şu dosyalara çalışalım ha. Biz size neden para ödüyoruz beyefendi? Ne deseniz haklısınız. Ama telafi edeceğiz. Daha planlarımızın başında böyle bir durumun yaşanmasını dostumuza nasıl açıklayacağız? Bu gerçekten kabul edilemez. Gereken tedbirleri alıyoruz. Bunun sorumlusu kim? Eylem Mercer adında bir istihbarat görevlisi. Bu ölen askerin de sevgilisiymiş. Beni ilgilendirmez. Böyle kolay olmamalı. 10 kişilik bir suikast listesi 10 milyon doların toz olması demek. Haklısınız. Ama merak etmeyin.
o kadını bu işe burnunu soktuğu için pişman edeceğim. İyi edersin. Çıktı. Bir süredir peşindeyim. Kaç kişi var yanında? Tek başına. Güzel. Takibi sakın bırakma. Tamam. Bu kadını aklına iyice kazı. Bu kadın bize 10 milyon dolara mal oldu. Suikast listesi elinde olduğu için artık o listenin hiçbir değeri kalmadı. Ama bu iş burada bitmeyecek. Yeni görevim bu kadın. Şimdi tek başına. En uygun zaman bu zaman. Hazır mısın? Hazırım. O zaman bitir işini. Gelen var mı Feyzullah? Yok komutan. Versene şunu. Karabatak bu. Geliyor. Unutmayın beyler, kardeşiniz öfkeli. Aynı sizin gibi. Onu sakinleştirmelisiniz. Şu an bize öfkeli bir Karabatak lazım değil. Buradayken, bu kadar yaklaşmışken değil. Vaziyet nedir? Dragan burada değil. Bir saate falan gelir ama. Tamam, sen her zamanki gibi devam et. Üzerine bir verici yerleştireceğiz. İçeride olan biten her şeyi bizim de öğrenmemiz lazım. Tüm değişkenleri önceden hesaplamalıyız. Ateş. Plana sadık kalacaksın, tamam mı? İçeri girdiği an bize haber vereceksin ve oradan uzaklaşacaksın. Biz de işaretlemeyi yapıp hedefi yok edeceğiz. Birinizi daha kaybetmeye dayanamam. Anlıyor musun? Hayatını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Çaylak, vericiyi yerleştir. İletişimde kalalım. Bugün dananın kuyruğu kopacak beyler. Buyur usta. Yavuz. Kopuk şifreli dosyada bir şey buldum. Bir suikast haberleşmesi olduğu düşüncesindeyiz. Sen vardın mı? Az kaldı. Ben istihbarata bilgi verdim. Bu operasyonu gizli yürüteceğiz. Bizden başka kimse olmayacak. Gerekirse müdahale edebilirsin. İnisiyatif sende. Adresi şimdi gönderiyorum sana. Anlaşıldı, hemen intikal ediyorum. Kopuk. Hadi sen de git. Yavuz'u yalnız bırakma. Eyvallah usta.
kambersizliğin olmasın. Elemanına ulaşmam lazım. O çıktı. Hadi ya. Çok önemli bir bilgi geçti elimize. Ona iletmem gerekiyordu. Sorun nedir? Elemanıma iletmem gereken bir bilgi var. Fakat kendisine ulaşamıyorum. Neymiş bu bilgi? Hücre evlerinden birinin daha adresine ulaştık. Aradığınız kişiye şu anda ulaşıyor. Telefonu kapalı. Nerede ki bu kız? Bu fırsatı kaçıramayız. Adamlar elimizden kaçabilir. Tem ekiplerine haber verin, hemen hazır olsunlar. Peki efendim. Kız mezarlıkta. Saldırmanın tam zamanı. Güzel. Her şey hazır. Sıra sende. Sevgilisinin mezarının başında ölümü bekliyor. Kavuştur bakalım şu sevenleri. Olmuş bil. Fotoğraflarını gönderdim. Bir inceleyin. İçeride bir iki kişi daha olabilir. Onlar da çıkmaya hazırlanıyor olabilirler. Ben bir girip bakacağım, kontrol edeceğim. Kopuk da gelir. Yüzük çok güzelmiş. Çok beğendim. Sen dünyanın kalbi en güzel insansın. Kalbim o kadar acıyor ki. Nefes alamıyorum. Sanki ben de öldüm. Ama acım dinmedi. Hani ölünce acı dinerdi. Benimki dinmedi. O alçaklarla nasıl mücadele ettiğini izledim. İzleyemem sanmıştım ama... Sonra seni gördüm. Yüzündeki o korkusuz ifadeyi.
komutanım. Vallahi ben de benimle gurur duyuyorum. Senin gibi muhteşem bir kadınla hayatımı birleştirmeyi başardığım için. Leylem. Bir gün bana bir şey olursa beni böyle hatırla, olur mu? Üzerimde üniformam. Yüzümde senin bana verdiğin mutluluk. Yüreğime işlemiş suretin. Eğer bir gün sana bir şey olursa ben de ölürüm Fethi. O yüzden sen bunu bana değil, bizi hatırlayacak dostlarımıza söylersin. Canım. Çok doğru bir adamı sevmişim. Her şey için iyi ki dedim. Bin kere daha aşık oldum sana. Var. Kargo beklemiyorduk. Adres burası. Bugün biraz Gonca'yla kız kıza konuştuk. Artık baş başa istedim ona. İyi anlaşmamız lazım. Sonra birlikte operasyona çıktık. Arka kapıda bekliyorsunuz. İşimi bitirip geliyorum. Alçaklardan biri tören alanından kaçmış. Tim'le birlikte operasyona gittik. Bizimkiler o herifi buldular. Sonra Gonca ile ben onu ait olduğu yere, cehennemin dibine yolladık. Görsen bizimle gurur duyardın. Açma!
Çök. Bırak beni. Eğer bana zarar verirsen seni yaşatmazlar. Çok güçlü biriyim ben. Yapma ya. Buradan bakınca iş belli olmuyor. Sizin o gücünüz burada sökmez. Bunu anlayın. Şimdi lafı uzatmayalım. Ne planlıyorsunuz? Başka kimlere suikast düzenleyeceksiniz? Derdin bu muydu? Baştan sorsaydın söylerdim. Ama artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Konuş ulan. Tamam dur, söyleyeceğim. Eylem Mersiyer bizi fazlasıyla zarara uğrattı. Biz de adlini bildirelim dedik. Ama artık çok geç kaldın. Yapacağın hiçbir şey yok. Hepinizi tek tek geberteceğiz. O günleri size göstermeyeceğiz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Eylem. Eylem. Komutanım. Kopuk neredesin? Geliyorum komutanım, uçuyorum. Mezarlığa uç. Eylem mezarlıkta, ona suikast düzenleyecekler. Çabuk. Ne diyorsun komutanım? Çabuk ol Kopuk, çabuk. Ben de geliyorum. Hadi. Tamam komutanım, ben daha yakınım. Hemen gidiyorum. Şenlendirdiniz be, helal. Hadi bak, hop, bir daha oynatsana şunu. Ölü adam içeride. Anlaşıldı Ateş. Hemen terk et orayı. Anlaşıldı. Mansur işaretlemeyi yap. Emredersiniz komutanım. Mücahit sen de harekat merkezine koordinatları bildir. Emredersiniz komutanım. Sonra da güvenli bir mesafeye geçelim. Efe yardım et. Mesafemiz yeterli mi? Bu mesafeden etkilenmeyiz komutanım. Hazırız komutanım. Hazırız komutanım. Koordinatları yollayayım mı? Tamamdır, yolla. Şahin kalkış talimatı. Kalkışı takiben pist istikameti muhafaza Rabkon'la temas. Seviye 230. Takiben Nusret radarıyla Kana 10. İPS 22.01. Tekrar edin. Kalkış sonrası pist istikameti Rabkon ile temas seviye 230. Takiben Nusret radarıyla Kana 10. İPS 22.01. Tekrarınız doğru. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şahin 01.1 numara kalkışta. 2 numara kalkışta.
Şahin. Şahin, bu Rapkon. Anlaşıldı. Rapkon, Şahinler bu kanalda. Şahinler Rapkon takip ediyor. Nazar bandında serbestsiniz. Nusret Radar, Şahinler bu kanalda. Şahinler hoş geldiniz. Telsiziniz 5 ne? Hedefe varış son 10 dakika. Yok, bacağa bak, bacağa. Gördün mü? Maho! Gel, gel bak, ne izleteceğim sana. Gel Maho, gel bir dakika. Ne oluyor lan? Gelsene, ne duruyorsun orada? Bir şey izleteceğim dedim, gel. Gel, gel. Ne izliyorsunuz siz? Oynasana bir daha şunu. Gel. Bak, bak. Bak nasıl sönülüyor. Görüyor musun bak, delik deşik oluyor herif. Kahraman Türk askeri kardeşleri için kendini feda etti. Şuna bak ya. Allah kahretsin. Ateş, hemen çık oradan. Hemen dışarı çık. Bayağı pisi pisine ölüyor işte ya. Ucuz kahraman. Ateş, sana emrediyorum. Operasyon tehlikeye atma. Hemen dışarı çık. Hiçbir hamle yapma. Ucuz kahraman mı? Ucuz kahraman tabii, değil mi? Baksana şuna. Sakın Ateş. Her şey boşa gider. Sakın yapma. Nusret, Barolo teatisi için hazır mısınız? Dinlemedeyim. Ahmet 2-8. Cemal 3-5. Mutabık. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyorum. Kuzey 46-85-75-29. Doğu 44-38-78-14. İrtifa 65-63. Taarruz başı 1-3-0. Lazer kodu 7-6-5-4. Bilgiler alındı. 2 dakika içinde taarruz pozisyonu alıyoruz. Ne diyordu bunlar, şehit mi? Ne şehidi be? Pisi pisine öldü işte, kevgir. Ne yapıyorsun? İndir o silahı. Artık çok geç komutanım. O benim kardeşimdi. O benim canımdaki candı. Geberişeceksin Dragan. Buraya kadar. Geberişeceksin. Haklıymışsın. Bunun kafası yerine gelmiş. Allah kahretsin. Ateş için hala onay veriyor musunuz?
Ne yapacağız komutanım? Hemen harekat merkezine biri geç Mücahit. Hava operasyonu iptal. Emredersiniz komutanım. Karadan gireceğiz. Hedefe kilitlendik. Taarruz için son 30 saniye. Onaylıyor musunuz? Şahinler, operasyon iptal. Operasyon karadan yürütülecek. Hedef iptal. Anlaşıldı mı? Hedef iptali anlaşıldı. Bir şey iddia istemiyorum öyle. Ordu vereliyim vatan için, and içerim. Damla daha yıkanılmazsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde. Şimdi içeri gireceğiz. Ateşi de alıp o dragon denen yılanın başına ellerimizle ezeceğiz. Artık şanlı bayrağımız dalgalansın. Şanlı şanlansın bu vatan onca şehitlerin. Bize İçeride kaç kişi olduğu önemli değil. Var gücümüzle ölümüne mücadele edeceğiz. Burayı onların başına yıkacağız. O dragon alçağının canını almadan buradan dönmeyeceğiz. Dişe diş, kana kan. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Söz şehitlerimin şanı. Bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz, söz gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz kanın yerde kalmayacak. Söz, söz şehitlerimin şanı. Bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Gözüm arkada kalmasın sevgilim. Bunu yapanlar hak ettiklerini bulacaklar. Hepsinden tek tek hesabını soracağız. Eylem dayan. Komutanım, kardeşlerim, hepimiz artık bunun için yaşıyoruz. O dragon denen herifi almak üzeredirler. Kanın yerde kalmadı, asla kalmayacak. Tekrar kavuşacağız. O güne kadar seni hep çok seveceğim. Bunu sakın unutma. Senin dediğin gibi iki insan birbirini seviyorsa buna mutlu bir son vardır.
ceset var.